Evet, iyi günler. Atom 8 LGS denemelerinin birincisiyle karşınızdayım. Ben Numan Hocam. Hemen hızlı bir şekilde birinci soruyla başlıyorum. Bu kez videoyu dik çekeceğim çünkü sorular çok uzun. Evet, birinci soruyla başlayalım. Yukarıda bilgi kısmı var onu okumuyorum. Alttaki kısmı başlayayım. Önce siyah yer okunur biliyorsunuz. Emrah A1 hücresine 5 yazıyor. A1'e 5 yaz. D1'i merak ediyor. Peki buradaki kuralları yukarıdan okuyalım. B1 hücresinde A1 hücresindeki sayıyı 3 ile çarpıp 1 fazlasını alıyor. Yani 5'i 3 ile çarparsak 15 1 eklersek 16 yapar. Sonra eğer sayı çiftse 16 çifttir. Karesini alıyor 10 fazlası. 16'nın karesi 200 56 10 fazlası 266 D1 hücresinde C1 hücresinin kare kökünü alıyor. Yani burası da kare kök. 266. Peki devrinin hangi iki tam sayı arasında olduğunu söylüyor. 256 16'nın karesi ve 17'nin karesi arasında. Yani doğru cevap Bursa seçeneği. Evet hızlı bir şekilde ikinci soruya geçiyorum. Şöyle. Yukarıda bir kural verilmiş. Kare kuralı verilmiş. Bir ilişki var diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bizim işimize gelir? A'nın üzerine C gelecek. Yani A'mız burada eksi 2. C'miz 3. Eksi 2 üzeri 3. Eğer biz bir sayı yerine bir harf yerine sayı yazıyorsak mutlaka parantezde yazmak zorundayız. Bu yazılmayan bir kural. Artı D'nin üzerine B gelecek. Yani böyle ve böyle ilerlediğini unutmayın. D'nin üzerine yani eksi 3'ün üzerine de eksi 1 gelecek. Burası eksi 8 yapar. Burası eksi birinci kuvvet olduğu için 1 bölü 3 yapar. Şu şekilde genişlettiğimde 3 kere 8 eksi 24 eksi 1 de burada var. Eksi 25 bölü 3 çıkacaktır. Cevap Adana seçeneği. Evet hızlı bir şekilde okuyayım soruları. Soruları okumam uzun sürüyor. O yüzden videonun altına <laughs> indirme linkini koyacağım. Bu otelde bulunan toplam müşteri sayısı en az kaçtır? Tamam. Şöyle bir şey. Standart odalarda 1'den 5'e kadar aile odasında yani büyük odada en az 4 en çok 8 kişi kalabiliyor. Burada en az olduğunu unutmayalım. Her bir katta yan yana bulunan odalarda kişinin sayıları birbirinden farklı ve aralarında asaldır. Evet burada farklı ve aralarında asaldır. Yan yana olanlar yalnız. Herkes değil. Altı katlı bir otelin her katındaki oda planı aynı ve oda numaraları belirtilmiştir. Tamam. Herhangi bir katta karşılıklı bulunan odalardaki sayıların birbirinden farklıdır. Ve toplamları çifttir. Burada deneme yanılmayla ne yapacağız. Karşılıklı yani. Bir ile iki çift olacak. Bir de bir kişi kalsa burada iki kişi kalamaz. En az üç kişi kalması lazım. Burada bir kişi kalsa burada üç kişi kalsa. Burada bir burada 3. Burada bir burada 3 kalsa buraya da en az 4 kişi binse yani kalsa kaç kişi olur? E, 4 8 12 16 20. Kaç kat vardı? 6 katta. 6 ile çarpar isek 120 kişi kalır. Bu da en az sayıyı temsil eder. Evet 4. soru. Türkiye'de koyunların ırklara göre dağılımı grafik daire grafiğinde verilmiştir. Buna göre karaman ve ivesi koyunlarının toplamı diğer cinslerin toplamının yüzde kaçını oluşturur? Evet. Şimdi önce ivesinin e, açısını bulalım. E, 90, 70 daha 160, 60 daha 220, 300. 360 olması için burası da 60 olması lazım. Şimdi bakarsak e, burada karaman ve ivesi 120. Diğerleri de 240. Şuraya yazalım. 240'da 120 ise yüzde kaçtır? E bu bunun gördüğünüz gibi yarısı. E 100'ün de yarısı ne olacaktır? 50 olacaktır. Demek ki cevap yüzde 50'si. Evet bu şekilde bulabiliriz. Evet gayet güzel sorular. Evet ikinci soru örnek soruya benzer üretilmiş bir soru. Birinci dönemin genel tekrarı için Hızlı bir şekilde okuyayım. Buna göre, göre görevlinin merve 9C numaralı verme 9C numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtır? Şöyle bak aşağıdaki görselde dolu koltuklar kırmızı, kırmızılar dolu, mavilerde boş koltuk, maviler boş koltuk. Evet. Merve görevli annesiyle yan yana ve annesinin pencere kenarları oturmasını istiyor. Merve ile annesi yan yana oturabilmesi için iki koltuk almaları gerekiyor ve pencere kenarının boş olanlarını seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde kaç tip koltuk var? 1, 2, 3, 4 tane var. Peki şu tek pencere kenarları alamaz mıyız? Hayır annesiyle yan yana oturamaz o zaman. 9C kaç tane var? 1 tane var. 1 bölü 4 olasılığı olur. 6. soru soruları tek tek inceleyelim. Bir gruptaki öğrenciler sayıları x ve y iki farklı gruba ayrılıyor. x ve y olarak. Peki öğretmen her önce grubundaki öğrenci sayısı kadar kalem veriyor. Yani bunlara x tane, bunlara y tane veriyor. Tamam. Öğrenci sayısının bilindiğine göre dağıtılan kalemlerin sayıların farkını bulmak için hangisinden yararlanmak lazım? Toplam sayı biliniyor. Yani burası x kare eksi y kare alırsak e buradan ne olur? x eksi y olur ve x artı y olur. x artı y'yi bildiğimiz için bulabiliriz. Doğru cevap Ceyhan olur. Yedinci soruyla devam edelim. Evet, bu uzun bir soru. Ben ee, zaman kısıtlı olduğu için şöyle sadece belli bir kısmını okuyayım. Bilgin kendisine uzatılan Hazire dairesinin arda elin tersiyle itip kraldan satranç tahtısının A1'ine bir buğday, A2'ye bir önceki karenin iki katı buğday koymasını, sonra her kareye bir öncekinin iki katı çekme devam ederek tamamlamasını istiyor. Buna göre. İşte bana bu kadar buğday verseniz yeter demiş. Zenginliğinden gurur duyan Kur'an tebessüm bilginin alçak önünü övüp vezirine dileğini yerine getirin diye emir vermiş. Bilgin isteğini yerine getirmeye çalışan vezirin F6 karesine koyacağı buğday sayısı F6'yı işaretleyelim. Şurası. Evet. C5'ten C5 neresi? Şurada. Burada Y diyelim. Şimdi şöyle ilerlersek buraya geldik. Şimdi buraya ne koyduğu bilmiyoruz şöyle diyebiliriz 2 üzeri 0 koyduğunu yani bu ikisini oranlayacağım için buraya 2 üzeri 0 koyduğunu buraya 2 üzeri 1 yapar 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 8 2 üzeri 8'e 2 üzeri 0'ı oranlarsam ki bunun değeri 1'dir cevap 2 üzeri 8 çıkacaktır doğru cevap denizli Diğerlerini yani en baştan başlamaya gerek yok. Sadece bu iki kareye sorduğu için bunu x'in oranlamak yeterlidir bence. Evet. kareköklü köklü sayılarla ilgili bir soru. Buna göre keçi ile köpek arasındaki mesafe et ile ot arasındaki mesafenin kaç katıdır? Şimdi öncelikle bunların kök dışına çıkarılması gerekiyor. Kök 48 kök 48 4 kök 3'tür. 432'de 12 kök 3'tür. Şimdi şuradaki ifadeyi bir daha okuyalım. Onu öğrenmene çağır. Köpeğin eti yemesi için aldığı yol. Yani köpeğinle eti olan uzaklığı e, neydi? Keçinin otu yeme olan uzaklığı. Yani şurasının yarısına eşitmiş. O zaman şu aradaki mesafeyi bilmediğim için x dersem yani 12 kök 3 şu çirkin yazdım. 12 kök 3 artı x eşitmiş 2 çarpı yani yarısı dedi ya onun 2 katını alıyorum. 4 kök 3 artı x'e bunu dağıtırsam 12 kök 3 artı x eşittir 8 kök 3 artı 2x x az tarafa geçerse 2x eksi x diyelim. Burası da 8 kök 3 buraya geldiğini varsayarsak 4 kök 3 eşittir x yani burası da 4 kök 3 sağlamasını yapabilirim burası toplam gördüğünüz gibi 16 kök 3 ee, köpeğin et yemesi için de 8 kök yani yarısı kadar Keçi ile köpek arasındaki mesafe toplayayım 4 8 12 daha 20 kök yapar şurası 20 kök 3 bölü e, etle otun arası 4 kök 3. Böldüğümüz zaman kök 3'ler aynı sadeleşir. Direkt cevap 20 bölü 4'ten 5 çıkacaktır. Doğru cevap Ceyhan seçeneği. Evet ikinci sayfayı da bitirdik. Üçüncü sayfaya geçelim. Şimdi <laughs> devam ediyorum hızlı bir şekilde. Tamam yukarısında bilgiler verilmiş. İki şişedeki sıvı sabun ilk defa aynı anda bittiğinde. Şimdi bunun 600 mililitre bunun da 800 mililitre olduğunu. Bu ikisinin aynı anda bitmesi için 600 ile 800'ün ortak bir katına yani OKK'ye ihtiyaç var. Bu da 6 ile 8'in OKK'ye 24. 2 de 0 var. 2400 mililitrelik bir sıvı sabun tüketilmesi gerekiyor. Peki bu bir sıvı sapunu e, ee, bakarsak 3 basışta 5 litre. Yani şuraya yazayım. 3 e, basışta 5 mililitre. E, 360 basışta yani 120 katında 600 mililitre. Dur yanlış bir eksik yazmışım. Evet. Yani 12 katı bir dakika yanlış yazmayayım. Bir daha yazayım onu ben x basışta 600 mililitre diyeyim de garanti olsun. x eşittir 3 çarpı 600 bölü 5'ten 12 120 360 basış. Tamam. Buna bakarsam bu da 4 6 basışta 4 mililitreydi. Yani 6 bastığında 4 mililitre akıyor. 800 yüzü x daha kıdır. 6 çarpı 800 bölü 4'ten 2 defa 1200 basış. Bu da 1200 basma gerekiyor. Peki 24.000 için ne kadar basmak gerekiyor? Yani bak bu bunun kaç katı gençler? 4 katı o zaman bunu 4 ile çarpmak gerekiyor. 1440 kez basmak gerekiyor. Peki bu bunun kaç katı? 3 katı. O zaman bunu da 3 ile basıyorum. 3600 yapar. E, öbürü de 1440 olduğuna göre aradaki fark 6 elde aldığım için 1 2160 yani cevap Bursa seçeneği. Birazcık karışık bir soru. İyi incelemenizi tavsiye ederim. Evet sıradaki soruyla devam edelim. Üniversite sınavında personel alınacak iki aşamalı. Birinci sınıfı geçen adaylar ikinci sınava girecek. Bir sonraki bu sınav sonucunda iş alınacak. Birinci grafikte birinciyi geçenler ikinci de ikinci yani burada başarılı olanlar buranın tamamını alınıyor. Oradan da iş alınıyor. 28 kişi yani başarılı olan 28. 120 derece. Bir şeyin üçte biri olduğuna göre burası da onun iki katıdır. Yani 56'dır. E peki başarılı olanlar buradakilerin toplamıysa 28 artı 56 84. Burası 84 kişi. 150 ise 360'dan 150 dereceyi çıkartırsak 210 derece çıkar şurası da. E peki kaç kişi? Ee, birinci sınavda elenmiştir. Yani 150'yi soruyor. Şuraya yazı vereyim. 210 derece 84 kişi ise 150 derece kaç kişidir diye soruyor. Önce sıfırlarını sildim. 3'e 3'e bölersem burada 7 kalır. Burada 5 kalır. 7'nin 12 katı 84 ise 5'in de 12 katı 60 kişidir. Demek ki burada 60 kişi elenmiş. Elenen adayları soruyor. Dikkat edin. Evet. Olasılık sorusu 11. soru. Biraz hızlanalım. Buna göre Serkan Bey oğlunun tabletin şifresini tek seferde doğru bilme olasılığı kaçtır? Serkan Bey tabletiyle çok oyun oynayan 8. sınıf öğrencisi oğlunun tabletine şifre koyup aşağıdaki puştuna vererek doğru şifreyi oğluna buldurmak istemektedir. Şifre 4 basamaklı A6 2B sayısını olup rakamları birbirinden farklı Rakamları birbirinden farklıdır. Tamam. A6 Tam kare bir sayıdır. Tam kare yani 16, 36 gibi. Ee, A, B, şey pardon özür. A, 6 ve 2, B aralarında saldır. Şimdi olabilecek sayıları şuraya yukarıya tek tek yazalım. Mesela 16 ile ilgili olanları yazalım. 16, 2. Şimdi ne olabilir? 21 olamaz çünkü rakamlar tekrar alalım. 22 olamaz. 16 ile 22 aralarında saldırır. 23 olabilir. 16, 25 olabilir. 16 27 olabilir. 16 29 olabilir. Başka olabilir mi bakıyorum. Tek sayılar olmak zorunda 16 çift olduğu için. Öbür taraftan 36'ya 21. 21 olamaz çünkü x de 3'e bölünür. 22 de olamaz. x çift olur. 23 olabilir. 36 25 olabilir. Bölünmüyor çünkü. 36 27 olamaz. 36 29 olabilir. Başka da olabilir mi? Olamaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 taneden yalnız 1'i şifre olacağı için 7'de 1 olasılık olabilir. Evet örnek soruya benzer üretilmiş bir soru. Kısa kenarı 4x artı 20. Yani burası 4x artı 20 ise her bir kenarı 2x artı 10'dur. Şuraya kenarı yazayım da okunmuyor çünkü. E burası da onun da yarısı olacağı için x artı 5'tir. E burada 8 bölge var ve 8 x artı 24 ise bir tane bölge x artı 3'tür. Yani şuraya isterseniz yazı vereyim. Tek tek 8'e böldüğünüzde x ve 3 gelir. Burası x artı 3'tür. Şimdi a ile b'nin farkını soruyor. A b'nin şey a'nın yarısı b olduğuna göre e buranın farkı sadece şurasıdır. B kadardır. O zaman cevap x artı 5 ile x artı 3'ün çarpımına eşittir. E çarptığımız zaman x kare 3x öbür taraftan 5x öbür taraftan 15 gelir. Yani x kare artı 8x artı 15 olur. O da Ceyhan seçeneğidir. Evet 12. soruyu da böyle bitirdik. 13. soruya geçelim. 12. soru için öncelikle <laughs> debini debinin ne demek olduğunu yukarıda yazmış. Debi akarsu yatağındaki herhangi bir kesinden bir saniyede geçen su miktarıdır. Metreküp bölü saniye. Bak birimler çok önemli. Biz genelde dikkat etmeyiz öğretmenler olarak ama bilimler çok önemli. Önce şunları tek tek nasıl oranlamamız gerektiğini. Önce bütün sayıları ikiye çevireyim. Bu ikiye çevrilmiş. Bu 2'nin küp olduğu için 2 üzeri 3 o da 30 yapar. 2'nin 4'ü 2 üzeri 28 yapar. Önce ikiye çevireyim ki herkese aynı şey olsun. 2 üzeri 4 yapar. 2 üzeri 15 yapar. 2'nin 6. kuvveti 2 üzeri 48 yapar. Araya eşittir koyayım. 2 üzeri 4'ün ikinci kuvveti 2 üzeri 8 yapar. 7 2 üzeri 42 yapar. 2'nin küpü olduğu için 2 üzeri 3 bir de 4 var 12 yapar. Zaten bu 2 üzeri 40. Tek tek bölüyoruz. Yani bölmek demek üstlerini çıkartmak demek. Yani 2 üzeri A'yı 2 üzeri B'ye bölmek demek. 2 üzeri A eksi B demek. Üstlerini çıkartmak demek. O zaman burası 30'dan 5 çıkınca 25 kalır. Yani Fırat'ın durumu bu. 28'den 4 çıkınca 24 kalır. Yani bir dakika ters yazdım. Acele ettirmemek lazım evet. 48'den 15 çıkınca 10 çıksa 38 33 kalır 2 üzeri 33. 42'den 8 çıksa 2 üzeri 36. Yanlış bir işlem yapmayayım diye uğraşıyorum. 40'dan 12 çıktı 2 üzeri 28. Evet. Şimdi buradaki en küçük kuvvet hangisi 2 üzeri 24. Yani Aras en başta olacak. Şöyle yaz vereyim. Bu Aras olacak. Evet. Ee, Aras gitti. Sonra 2 üzeri 25 Fırat gelecek buraya Fırat. Evet. Sonra şu gitti, şu gitti. 28 Çoruh gelecek. Çoruh. Tamam. Çoruh'dan sonra 28'den sonra 33 var. Kızılızdırmak, Kızılırmak. Uzatmayayım. Kızırmaktan sonra en fazla olan Gediz gelecek. Gediz ki benim memleketimdir. Şöyle kendini öveyim birazcık. Dolayısıyla K'da Fırat var, L'de Kızılırmak var. Dolayısıyla doğru cevap Denizli seçeneği. Evet yine sembolle üretilmiş 14. soru. Diyor ki A kenarlı düzgün bir çokgenin içine yazılan bir B doğal sayısının oluşturduğu sembol ile B çarpı yani içine yazılan sayı kenar sayısı üzeri kuvvet şeklinde yazılıyor. Örnekte de anlaşılabileceği gibi. Yani mesela şu birinci ifadeyi şuraya taşırırsam 2 çarpı 4 üzeri 2 çarpı. Evet. Tamam. Üçgeni de yanına aktaracak olursak 4 çarpı 3 üzeri 4. O zaman herkese 2'nin kuvvet şeklinde yazayım. Evet. 2'nin kuvvetleri toplanır. 6, 7. Yani 2 üzeri 7 3 üzeri 4. Hangi seçenekte var? Adana seçeneğinde var. Benim çok hoşuma giden e, şekilli bir soru. Gayet güzel bir soru. Hazırlığının emeğine sağlık. Atom 8 grubuna teşekkür ederiz. Serkan hocalarıma. Evet. Şimdi ben şöyle e, basitçe bir öğrenci zihninde düşündüm. Kök 26 e, Kök 26 yaklaşık olarak 5.1 kabul etsek. Biz bunu 5 kabul edeceğiz. Bu da onu da yaz vereyim. 257 pardon 57 yaklaşık olarak 16.1. Ben bunların birini 16, birini 5 kabul edip hesabı yapacağım. En son bir kitap düşeceğim. Mesela yukarıdaki birinci rafa 100. Her birinin 5 cm olduğunu düşünseydik 20 kitap sardı. Demek ki 5'ten büyükse buraya 19 kitap çıkar. Aynı mantık 3. raf içinde geçerli olduğu için 3. rafa da 19 kitap sığar. İkinci raf için hem yataylamasını hem dikeylemesini. Yataylamasına ne kadar sığar? 100'ü 16'ya bölersek tam olarak 6 tane sığar. Tamam. 6. Eğer e, 6. Yukarıya doğru ne kadar sığar? 20'yi 5'e bölersem e, 4 sığar. Yani yukarıya doğru. Ama tam 5 olmadığı için 4 değil, 3 olacak bu. Yani bir azaltacağım. 3 kere 6 18'de buraya sığdığını düşünürsek hepsi 57 yapar. 19 olsa biri bir eksik olduğu için 56 tane kitap sığar. Biraz soruları okumuyorum. Bunun linkini paylaşacağım için. Şimdi Suna Zehra Samet öğretmenlerin okul anlattığı üstü sayılar konusuyla ilgili aşağıdaki oyunu kurguluyor. Samet üç basamaklı bir rakam ve rakamları alttan küçük. Alttan küçük bir ABC sayısı söylüyor. Evet. Suna bunu dördün kuvvetleri şeklinde. Zehra da yedinin kuvvetleri. Yani dörtlük ve yedilik tabanlarda sayılar şeklinde yazıyorlar ve sembollerle gösteriyorlar. Suna'nın 94 bulduğu sayı nedir? 4'ün karesi 16 çarpı a artı 4 çarpı b artı 4'ün 0. kuvveti 1 olduğu için yazmıyorum. 94. Şimdi 6'dan büyük olduğu için bu en fazla ne alabilir? 5 alabilir. 5 kere 16 80 yapar. E bunu da 3 verirsem 4 kere 3 12. 12 yazayım direkt de. Buna 3 verirsem burası direkt 12 çıkar. Şöyle 3 yazı vereyim. Ne yaptı? 92. Buna da 2 verirsem 94 yapar. Demek ki ABC sayısı ne kabul etmiş oldum? 532. 532. E bir de bunu 7'nin karesi ile ilgili çözümlemeye bakarsam 49 çarpı 5 artı 7 çarpı 3 artı 2. 49 çarpı 5 50 olsa 250 245 yapar. 7 kere 3 21 yapar. Artı 3 topladığım zaman 5 6 9 şey evet görüyorsunuz hatayı acele ettikçe evet şurası 2 olacaktı 5 1 daha 6 2 daha 8 tamam elde yok 4 2 daha 6 2 yazdım 268 olur Adana seçeneği bu grubun yani bu denemenin en zor sorusu ve en hani sıkıntı verecek sorusu bu. Şöyle hızlı bir şekilde okuyayım. Birinci kutudan yani buradan <laughs> alınan bir miktar top ikinci kutuya geri kalanlar da üçüncü kutuya atılıyor. En son durumda ikinci kutudan seçilen kırmızı olma olasılığı bir bölmüş. Evet, şimdi öncelikle buradaki topların hepsinin sayısını bir bulalım. 9, 3 daha 12. 3, 5, 9 tamam. E, burası da 3, 4 daha 7, 18 tamam. Şimdi kırmızı olma olasılığı. Bir bunun kırmızı olma olasılığına bakarsam 3 bölü yani 3 kırmızı var. E, şu anki durum 3 bölü 9. Ha, buna belli bir miktar ek yapacağız. X tane ve Y tane. Ve bu 1 bölü 5 olacak. 1 bölü 5 olabilmesi için şuraya 1 bölü 5'lerin e, en az 3'ten başlayacak şekilde yazıyoruz. 3 bölü 15 olabilir. Yani hiç kırmızı gelmezse. Bir tane kırmızı gelirse 4 bölü 20 olabilir. 2 e, tane kırmızı gelirse yani bu torbadan iki tane kırmızı gelirse 5 bölü 25 olabilir. Şimdi toplam burada 9, burada 12 olduğuna göre yani 9 pardon 12 burada 9 burada olduğuna göre toplarsam 21 yapar. Yani bunu ulaşamayız. Tamam. Birinci ve ikinciyi düşüneceğiz. Önce 3'ü 3 bölü 15'i düşünsek. Yani buraya hiç kırmızı gelmese hiç kırmızı gelmese sadece 3 9 artı 6 tane Mavi gelse yani buradan 6 tane mavi gelse burada 3 kırmızı 3 mavi kalır. Değil mi? Tamam. E onu da buraya attığımızı düşünürsek. Ee neydi? Burada mavi olasılık istiyorduk. Mavimiz ne olur? 14 tane olur. Bölü. Toplam ne olur? 6 tane eklendiği için 24 tane olur. 2'ye 2'ye bölersem 7 bölü 12 olur. Doğru cevap Bursa seçeneği. Biraz daha uzatabilirdik. Deneme yanılmalarla çözeceğiz sonuçta. Ona dikkat edin. Evet, son sayfaya geldim. Örnek sorulara benzeyen yine güzel bir soru. Hazırlığın eline sağlık. En az istendiği için buradaki kenarlarına dikkat edeceğiz. Bir dikdörtgenin her birinin kenar uzunluğu metre cinsinden birer doğal sayı. Evet, alanı verilmeyen bölgenin alanı toplamı en az kaçtır? Kare veya dikdörtgen olacak. Başka bir şey olamıyor, tamam? Şimdi 30 ve 25'in ortak e, alabileceğimiz sayı 5 olur. Çünkü x'inde de ortak kat 5. E bu 5 kere 5 25. Bu 5 kere 6 30. 24 ile 12'nin çok fazla. Ama en az dediği için birbirine yakın yakın veriyorum. Buraya 4. Buraya 3 verdim. Buraya 4. Buraya 6 verdim. Yani kenarları birbirine yakın yakın verirsem e, verilmeyen olan en az çıkar. Şimdi burası 36 olduğu için buraya 3 verirsem bunları deneme yanılmayla bulacaksınız. 3 kere 12 36. O zaman buraya ne kalır? 1 kalır. 6, 11, 12. 6, 9, 2. E burası 5 kere 1'den 5. Burası da 4 kere bir dakika burayı yanlış mı verdim? Evet yanlış verdim. 3 kere 12, 18. Burası 3 olacak. Evet. Burası da 4 kere 3, 12 olacak. Çünkü 6, 9, 12 yapar. Buraya eksik sayı vermişim. Burası da 12. Verilmeyenlerin biri 12, biri 5 olduğuna göre toplarsam 17 yapar. Doğru cevap denizli seçeneği. Bunları deneme yanılmayla yapmak zorundasınız. Ve sınavlardan önce birkaç tane çözmelisiniz ki sınavda problem yaşamayasınız. 19. soru ee, değişik bir mantıkla hazırlanmış güzel bir soru. Kısa kenarı y, uzun kenarı x olan bir dikdörtgen ABC kareleri şekildeki gibi çizilmiştir. C karesinin bir kenarı 1, o zaman burası da 1 olur. Onu unutmayalım. A karesinin alanı veren cebirsel ifade. Evet. Şimdi burası da 1 olduğuna göre şurası y eksi 1. Burası da y eksi 1. E burası 1 ise burası da 1 olur. X'ten hem y eksi 1 hem de 1'i çıkarttığımızda burası x eksi y olacaktır. Şimdi hepsini toplayın. isterseniz hani aklınız karışırsa x'e eşit mi? Bakalım. Bak y y'yi eksi 1 x 1 götürür. Burası da x eksi y. Burası da x eksi y olacak doğal olarak. E, dolayısıyla burası da x eksi y'nin parantez karesi olacak. Kare olduğu için birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ama eksi olacak. Dikkat edin. Ve ikincinin karesi. Bak burada eksi olduğu için dikkat bu alınmayacak. Bu alınacak. Cevap Adana. Evet son soruyla karşınızdayız hızlı bir e, kareköklü soru evet süre olarak açmış olabiliriz. Şekildeki A noktasında bulunan bir ço çocuk doğrusal bir rota izleyerek B noktasına gidip gelecektir. Gidip gelecektir. Bak dikkat ediniz. Asfalt yoldaki kum yolu iki katı kum yolda çakılın iki katı yani buraya X dersem Burası 2x. Burası da onun 2 katı olacağı için 4x. Evet. AB yolu 2 kök 98. 98 7 kök 2 olduğu için bunu 2 ile çarparsam 14 kök 2. Evet. E buradaki toplam yol ne yapıyor? 4 6 7 x 7 x'e eşitse her bir x 2 kök 2 olur. Yani burası 2 kök 2. Burası 4 kök 2. Burası da 8 kök 2. 8, 10, 14 yaptı. Tamam. Şimdi asfalt yoldaki hızı kök 32. Yani 4 kök 2. Bunu 4 kök 2'ye bölersem burada 2 saniye harcar. Öbür kök 2 kök 2 olduğuna göre 2 kök 2'ye bölersem burada da 2 saniye harcar. Bunu da kök 2'ye bölersem burada da 2 saniye harcar. Yani A'dan B'ye gitmesi 6 saniye. Gidip geleceği için bir de dönmesi için 6 saniye harcar. 6 6 12 saniye yapar. Bu şekilde. Yani sorulara dikkatli okumanız çok önemli. Ben ilk okuduğumda sadece A'dan B'ye gidilecek 6 diye bulmuştum. Aman ha dikkat edip gidip gelecek olduğu için gitti ve geldi. 6 git. 6 geldi 12 saniye yapar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu denemeyi hazırlayan Atom 8 grubuna özellikle teşekkür ederim. Serkan hocama, Serkan Akça hocama ve Serkan Demir hocama çok çok teşekkür ederim.